Ekranda bir kelebek görüyorsunuz. Kelebeği dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. Sol taraftaki parça ile sağ taraftaki parça birbirinin aynısı. Kelebek iki eş parçaya ayrılabiliyor. İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller denir. Kelebek simetriktir. Ekrandaki kalem iki eş parçaya ayrılabilir mi? Önce dikey olarak ikiye ayıralım. Sol taraftaki parça ile sağ taraftaki parça birbirinin aynısı değil. Şimdi yatay olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. İki parça da birbirinin aynısı. Kalemi yatay olarak kestiğimizde iki eş parçaya ayrılabiliyor. Kalem simetriktir. Ekrandaki deniz atı simetrik midir? Önce dikey olarak ikiye ayıralım. Parçalar eş değil. Şimdi yatay olarak ikiye ayıralım. Parçalar yine birbirinin aynısı değil. İki eş parça elde edemedik. Deniz atı simetrik değildir. Ekrandaki uçak resmini inceleyelim. Uçağı dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. Uçak simetriktir. Ekrandaki yunus balığı simetrik midir? Dikey olarak ikiye ayıralım. Parçalar eş değil. Yatay olarak ikiye ayıralım. Parçalar Yine birbirinin aynısı değil. Yunus balığı simetrik değildir. Uğur böceği simetrik midir? Yatay olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. Uğur böceği simetriktir. Aşağıdaki şekilleri iki eş parçaya ayıralım. İlk şeklimiz kare. Kareyi dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. Yatay olarak ikiye ayıralım. Yine iki eş parça elde ettik. Çapraz olarak ikiye ayrıldığında da iki eş parça oluşur. Kare simetriktir. Sıradaki şeklimize bakalım. Dikey olarak ikiye ayıralım. Parçalar eş değil. Yatay olarak ikiye ayıralım. Parçalar aynı değil. Bu şeklimiz simetrik değildir. Yıldıza bakalım. Dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parçamız oldu. Yıldız simetriktir. Sıradaki şeklimizi dikey olarak ikiye ayıralım. Parçalar eş değil. Yatay olarak iki ayıralım. Parçalar aynı değil. Bu şeklimiz simetrik değildir. Sıradaki şeklimizi yatay olarak iki ayıralım. İki eş parçamız oldu. Bu şeklimiz simetriktir. Son şekli dikey olarak iki ayıralım. Parçalar eş değil. Yatay olarak iki ayıralım parçalar aynı değil. Bu şeklimiz simetrik değildir. Aşağıdaki harf ve sayıları iki eş parçaya ayıralım. Y harfini dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parça elde ettik. Ö harfini dikey olarak ikiye ayıralım. İki eş parçamız oldu. C harfini yatay olarak 2'ye ayıralım. 2 eş parçamız oldu. 3 sayısını yatay olarak 2'ye ayıralım. 2 eş parça elde ettik. 8 sayısını dikey olarak 2'ye ayırdığımızda 2 eş parça elde ediyoruz. Yatay olarak da 2'ye ayırdığımızda 2 eş parçamız olur. Yatay olarak 2'ye ayıralım. İki eş parça oluştu. Yarısı verilen şeklin eş parçasını çizip boyayalım. Simetri çizgisinin solunda boyalı bir kare var. Biz de sağ tarafa bir kare ekleyelim. Simetri çizgisinin sol tarafında boyalı iki kare var. Sağ tarafa iki kare ekleyelim. Son olarak boyalı bu kare için biz de sağ tarafa bir kare ekleyelim. Diğer yarısını yapmış olduk. İki eş parçamız oldu. Simetri çizgisinin üstünde boyalı 3 kare var. Aynı şekilde 3 kare ekleyelim. Sağa doğru bir kare eklenmiş. Biz de sağa doğru bir kare ekleyelim. İki eş parçamız oldu. Simetri çizgisinin solunda boyalı 3 kare var. Aynı şekilde 3 kare ekleyelim. Aşağıya doğru eklenmiş 2 kare var. Aynı şekilde İki kare ekleyelim. Simetri çizgisine doğru eklenmiş iki kare var. Biz de simetri çizgisine doğru iki kare ekleyelim. İki eş parçamız oldu. İki kırmızı kare var. İki kırmızı kare ekliyorum bir sarı kare, iki kırmızı kare var. Önce bir sarı kare, sonra iki kırmızı kare ekliyorum. Üç kırmızı kare var. Üç kırmızı kare ekliyorum. İki eş parçamız oldu. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. İyi dersler.